rejim öyle bir noktaya geldi ki rezillik paçalardan akıyor. Rezillik paçalardan akıyor. Bir meclis başkanı, bir siyasi partinin genel başkanının davetiyle o siyasi partinin milletvekilleri, grup başkan vekilleri, genel başkan yardımcıları ile birlikte gidip toplantıya katılıyor. Bu toplantı Mustafa Şentop'un katıldığı anayasa teklifi hazırlık toplantısı. Bu toplantının yapıldığı kamuoyu tarafından alevileşiyor, öğreniliyor, biliniyor, haberleri çıkıyor. Artık tarafsızlığı tartışmalı, özür dilemesi gerekirken bunu eleştirenlere TRT kamerasından, Belgrad'dan canlı yayın açtırıp oradan cevap yetiştirmeye çalışıyor ve diyor ki anayasada tarafsızlık yazmıyor. Anayasayı yazanlar meclis başkanının tarafsız olması gerektiğini Türk milletinin aklını alaya almamak için oraya yazmamışlar tarafsızdır diye. Diyor ki meclis içinde dışında partisinin toplantılarına katılamaz. Daha ne yazsın sana? Tarafsız yazmıyor diye o toplantıya gitmiş. Toplantıya katılamaz yazmış. Katılmışsın. Sen mecliste oy kullanamazsın. Sen görüş bildiremezsin. Şahsına sataşılmadıkça tartışmalara dahil olamazsın. Ama diyor ki orada grup başkan vekilleri de, orada meclis başkan vekilleri de yazıyor. Türkiye bu tartışmayı çok yapmış ve demişler ki meclis başkan vekilleri nöbetleşe yaptıkları için 5 haftada bir nöbetleri sırasında tarafsızdır. Onun dışında katılsınlar. Sizinki de katılıyor, diğer partide de yıllardır bütün partilerin katılıyor. Ama sen meclis başkanısın. Oy kullanamıyorsun. Anayasa diyor ki bir tarafta oy kullanmasın. Gitmiş toplantıya katılmış. Utanmadan, sıkılmadan ben tarafsız değilim diyor. Ben tarafım diyor. Tarafsız yazmıyor çünkü diyor. Dünyada hangi meclis başkanı bu söylüyor? Bu sözün İngilizcesi, Fransızcası, Almancası, İspanyolcası falan yok. Arapçası varsa da bir yerlerde vardır. Meclis başkanı tarafsızdır. Tarafsızlığına da halel getirecek hiçbir şey yapmaz. Ama böyle bir utanç. Sonra kendini savunmaya girişecek. Diyor ki efendim ben yasağı da teklifine de imza attım. Kimse ses çıkarmadı. Yalan. Açıkça yalan. Bakın bu tutanak. Kimse ses çıkarmamış. Özgür Özel tutanakta konuşuyor. Tutanak altında meclis kayıtlarında. Sayın Başkan kanun teklifi vermiş. Bütün gruplarla görüşmeden. Bir meclis başkanı imzası. Eyvallah, arkadan Süreyya Bilgiç. Dedim ki herhalde bütün grupların meclis başkanları. O da olur ama İyi Parti nasıl olacak diye düşündüm. Herhalde hepsinden imza alacak dedim. Bir baktım altına sadece AK Parti ve MHP'nin meclis başkan vekillerinin imzası alınmış. Ya Yassıada'da bile, Yassıada'nın yasını paylaşma ayıbını ortadan kaldırmada bile ortaklaşmayan bir meclis başkanı. Kim? Sanki Cumhur İttifakı'nın meclis başkanı. Sen tarafsızsın, görevin bu. Herkes destek atarız demiş, şunu getirip sormuyor. Hadi bizden utanmadın deyip devam ediyorum. Ben tarafsızım. Ya sen nasıl tarafsızsın? Daha nasıl taraf olacaksın? Yani hakikaten şunu geri çekip bu utancı meclis tutanaklarından çekin bari demişim. Ama tutuyor diyor ki yasada attım, itiraz olmadı. Daha ne itiraz edeceğiz? Çekin bu utancı meclis tutanaklarından. Niye imza attın tek başına demiş. Şimdi bakın bu meclis başkanlığını ilk kez Şentop yapmıyor. İsmail Kahraman hiç imza atmamış. Eleştiririz. Çok yanlışlar yaptı. Ama böyle bir yanlış yapmadı. Cemil Çiçek atmış. Tek başına atmış. Ama neye atmış? Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği kanun teklifine. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatı kanun teklifine. Kendi göreviyle ilgili bütün milletvekillerini ilgilen tarafsızlığa uygun imza atmış Cemil Çiçek. Köksal Top'tan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne iş tüzük önermiş. Zaten diyor ki meclis başkanları iş tüzük önerebilir, kanun teklif verebilir. Ama
kendin vereceksin ve tarafsızlığına halel getirmeyecek. Bülent Arınç, Türkiye Büyük Millet Meclisi Vakfı kanun teklifine imza atmış ve meclis iş tüzüğüne imza atmış. Bakın, meclis başkanları eğer sıcak siyasetin içinde tartışma konusu bir meseleye imza atarsa taraf olur. Ve bunun artık tarafsızlığı kimsenin kabul etmeyeceği, yönettiği oturumlarda verdiği kararlar tartışmalıdır. Ben çocukken Beşiktaşlıydım diye maçın hakeminin Beşiktaş forması giydiğini gördünüz mü? Ben çocukken Galatasaraylıydım diyen hakemin odasında arkasında Galatasaray'la ilgili bir amblem olsa, Fenerbahçeli, çocukken Fenerbahçeli olan bir hakem Fenerbahçe'nin kongresine gitse, çocukken Trabzonlu olan bir hakem tutup da maç sırasında, devre arasında Trabzon taraftarlarına çakçak yapsa nasıl olacak bu iş? Olacak iş değil. Minareden at beni, in aşağı tut beni. İmzayı atmış, sonra AK Parti milletvekilleri kanun teklifini kendisine götürüp sunuyorlar. Zaten imzacı adam orada ya. Nasıl tarafsız bir meclis başkanı sıfatıyla onu gidecek de teslim alacak falan. Gerçekten Mustafa Şentop'un meclisi düşürdüğü bu duruma kimse meclisi düşürmedi ya. İsmail Kahraman kurucu kadrolara karşı husumet beslerdi. Atatürk'ü anmaz diye eleştirirdik. Birçok meclis başkanı eleştirecek yanı var. Ama ya bu kadar da artık ayan, beyan, gözle görülür, şeklen, ya bari toplanıyorsun, gizli toplan. Şekli bozma, millete küfreder gibi yapma. Hadi yaptım, bari özür dile. Ben partililerin geleceğini bilmiyordum, Cumhurbaşkanı beni yalnız çağırdı dedim de. Ama bu kadar da olmaz. Bir de sonra üstüne savunuyor bunu. Bir de gidiyor imza atıyor. Tam bir rezalet. Tam bir rezalet.